Merhaba arkadaşlar. Artık tek başınıza milyon dolar startup gibi davranabileceğiniz, milyon dolar kazanabileceğiniz bir döneme girdik. Yapay zeka araçlarını kullanarak inanılmaz değer üretebilirsiniz ve gerçekten zengin olabilirsiniz. Kendinize bir 7 sene, 10 sene verirseniz ya da birkaç sene verirseniz bu platformlarda yapay zeka araçlarını kullanarak ciddi değer üretebilirsiniz. Dolar üzerinden para kazanabilirsiniz. Kendi tek kişilik ekonominizi kurabilirsiniz. Buna passion economy diyoruz. Artık herkes meraklarının peşinden geliyor, gidiyor ve bu hayatı bir kere yaşıyorsunuz. YOLO economy deniyor. You live only once. Bu hayatı bir kere yaşıyorsun. Bu film senin filmin. Bu hayat senin hayatın. Bir kere geliyorsun bu dünyaya. Meraklarının, heyecanlarının peşinden gideceksin. Cesaretini toparlayarak, risk alarak, sevdiğin işleri yaparak, bunları heyecanlarını, katkılarını dünya ile paylaşarak, kendini kahraman yerine koyarak, her gün kahraman gibi davranarak, dijital araçları da kullanarak inanılmaz değer üretebilirsiniz. Bugün ben size hangi platformları nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım bu workshop'ta. Bakın bu yapacağınız işlere göre farklı platformlar var ve bu platformları kullanabilirsiniz. Şimdi bu platformlara bir göz atalım. Ben bugün öğrencilerime bu platformları nasıl kullanmaları gerektiğini anlatan bir workshop yapmıştım. Oradan size bir alıntı yapıyorum. Hangi platformlar sizin için en iyi? İlk üçünü seçin. Ve her platformla ilgili öğrenin. Google'layın. Bu platformları analiz edin. Bu platformlara üye olun. Ve bu platformların her birinde en başarılı isimler neler yapıyorlar? En iyi pratikler neler? Nasıl başarılı olmuşlar? Nasıl viral olmuşlar? Nasıl çok değer üretiyorlar? Nasıl çok satış yapıyorlar? Nasıl çok izleniyorlar? Bunları onların en iyi pratiklerinden öğrenin ve siz de yapmaya çalışın. En çok sizi heyecanlandıran platform hangisi? Bu belki de sizin en çok zaman harcadığınız platformdur. Bu platformda değer üretmeye çalışın. Ve kendi tek kişilik şirketinizi, startup'ınızı burada kurun ve değer üretin. Diğer insanlar için değer üretin arkadaşlar. Ve bunları yaparken de kendi güçlü yönlerinizi, ilgi alanlarınızı, beceri setinizi en sonuna kadar kullanın. Yani en zekice kullanabileceğiniz ne varsa bütün yeteneklerinizi uzaya çıkaracak oyunlar kurun. Ve bu oyunlarınızı kurup dünyayla paylaşın, değer üretin. Şimdi bu platformlara hemen bakalım. Hangi platformlarda neler yapabilirsiniz arkadaşlar? YouTube dünyadaki en böyle inanılmaz platformlardan bir tanesi. Neredeyse 3 milyar günlük 3 milyar aylık kullanıcı var arkadaşlar. Dünyanın yarısı neredeyse YouTube'da demek bu. Ve algoritmayı çözdüğünüz zaman, kendi YouTube kanalınızı kurduğunuz zaman hakikaten milyoner olabilirsiniz bir 10 sene içerisinde. Artık böyle bir çağa girdik. Tek kişilik kanal kurabilirsiniz. Hatta kendi yüzünüzü göstermeden videolar yapıp milyonlar da kazanabilirsiniz. Böyle bir çağa doğru girdik arkadaşlar. Her dakikada 500 saat içerik yükleniyor YouTube'a. İnanılmaz hızla büyüyor YouTube ve geleceğin televizyonu şu anda YouTube. Sen tek kişilik ekranını kurabilirsin. Tek kişilik televizyonunu kurabilirsin YouTube'da aktif olarak. Ve YouTube'da arkadaşlar kendi kanalınızı kurmak yarım saatinizi bile almıyor. Gidin kurun hemen ya. Ne düşünüyorsun? Biraz deli cesareti lazım bence. Dolayısıyla ben bu YouTube'da çok bilgi olmamasına rağmen son birkaç senedir biliyorsunuz videolar atıyorum. Daha video editing ne onu bile bilmiyorum. Video edit yapmayı bile bilmiyorum. Yani her şeyi bilmenize gerek yok. Onu diyeceğim. Atlayın, yapın, başlayın bir taraftan. Bir bakmışsınız otomatik para kazanıyorsunuz. Yani ben şu anda o seviyeye geldim mesela. Otomatik kanalım ben gece uyurken bile para kazanıyor. Bu inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar. Mutlaka sizin de YouTube'da var olmanız gerekiyor bakın. Medium aynı şekilde Türkiye'deki ödemede bir sorunlar var. Evet ama bu bir şekilde bazı kişiler bunu yurt dışında gösteriyorlar kendilerine. Ve bu sistemleri Stripe sistemlerini kuruyorlar. Ve bu şekilde para kazanıyorlar. Biraz zor bir sistem evet ama çok rahat aylık işte 50 dolarıyla 100, 150, 200 dolar falan kazanılabiliyor burada. Ben düzenli olarak artık bunu kazanmaya başladım. Hatta bu top yazarlar bu platformda 100 bin dolar falan kazanabiliyorlar yıllık. Hakikaten de bu yapılabilir bir şey. Ama böyle ciddi uzun vadeli, uzun soluklu bir maraton gerekiyor. Hakikaten çok meraklı olduğunuz konularda yazmanız gerekiyor ve bu ödeme mevzuları Türkiye için bir problem. Hakikaten bunu çözmek için de her
kez bir şeyler buluyor. Sizin de bunun yolunu bulmanız lazım. Stripe ile kendinize yurt dışına gösterebilirsiniz. Ödeme sistemlerini yurt dışından alıp sonra kendinize aktarabilirsiniz. Bunların yolları vardır arkadaşlar. Yeter ki araştırın. Önce kuruşlar kazanacaksınız. Sonra bir dolar, birkaç dolar falan kazanacaksınız. Sonra bir bakmışsınız 10 dolar, 50 dolar falan kazanacaksınız. Sonra bir bakmışsınız 100, 150, 200, 250 dolar çok rahat kazanabilirsiniz yani bu platformda. Sizi okudukça, beğendikçe takipçileriniz, okuyucular daha çok para kazanabiliyorsunuz. Ve her seferinde bu bir yeni bir girişim oluyor. Ben şu anda mesela 1700 yazıya yaklaşıyorum Medium'da. 1700 tane askerim var benim yani. Gece gündüz bunlar uyumuyorlar. Birileri bu yazıları okudukça bunlar benim için para kazanıyor. İnanılmaz bir şey bu yani. Çok büyük bir lüks arkadaşlar. Bir başka platform TikTok. 1 milyar insan bakın burada TikTok'ta aktif. Ve inanılmaz bir algoritma. İnsanı böyle aptala çeviren bir algoritma ve içinde kaybolduğunuz kara delik gibi bir uygulama. Yapay zekayı en iyi kullanan uygulama diyebiliriz. Çin'in en ileri versiyon teknolojisi bu. Ve çok sır dolu bir algoritma. Kimse nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyor, algılayamıyor. Taklit edilemez bir algoritması var. Beklenmedik videoları milyara çıkarabiliyor. Milyon izlenmeleri çıkartabiliyor. Çok inanılmaz. Sıfırdan size mesela hiç takipçiniz yokken sizi uluslararası ünlü birisi yapabiliyor. Bu Dibidi Dop Dop Yasin gibiler yani böyle sıra dışı sürpriz viral olabilecek içeriği kim üretirse üretsin TikTok inanılmaz bir platform sağlıyor. Bütün dünyada size şöhretin kapılarını açıyor. Ha, gerçekten eşsiz benzersiz bir platform ve benim gördüğüm kadarıyla yüzlerce binlerce Türk vatandaşı bu TikTok'u kullanarak küresel çapta bu değer üretebiliyor. Türkiye'de de çok ciddi paralar kazanıyor. Pek çok insan artık aylığını TikTok'tan çıkarıyor. Ev hanımlarından tutun da Hülya Mizgin gibi mutfağından yayın açıp inanılmaz zengin olan, ev alan bir sürü insan var arkadaşlar. TikTok gerçekten inanılmaz çok kazandırabilen bir platform. En önemli şey burada kısa süreli videolarla hakikaten eğlendirerek viral olarak çok böyle kendinize o kitleyi bağlayabilmek ve çok kısa sürede dediğim gibi çok fazla kullanıcıya ulaşabiliyorsunuz eğer viral olursanız. Çok böyle bazı açılardan zor bir platform ama yapabilenler hakikaten inanılmaz hızlı büyüyebiliyor burada ve çok para kazanabiliyor arkadaşlar. Gumroad kullanımı çok kolay. 10 dakikada kendi hesabınızı açabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat. Dijital ürün çıkarmak istiyorsanız bu en iyi platformlardan biri dünyada. Ben bunu birkaç senedir kullanıyorum. Bazı teknik sorunlarla uğraşıyorum şu anda ama buna rağmen çok rahat diyebilirim şeyse kullanım kolaylığı ve mesela bir problemi çözüyorsanız eğer siz dijital bir üründe kitapçıkta bunu da koyuyorsunuz oraya işte 1 dolar gönlünden ne koparsa falan diyorsun 1 dolar 5 dolar kim ne kadar ödemek isterse ödüyor. İnanılmaz güzel bir yan gelir kaynağı olabilir size. PDF ürünler tasarlamayı seviyorsanız yazmayı çizmeyi seviyorsanız yapay zeka ile zaten yazıp çizebiliyorsunuz artık ve bunları yapay zeka ile tasarlaya da biliyorsunuz. Dolayısıyla çok kısa sürede inanılmaz güzel PDF'ler, dijital ürünler çıkarabilirsiniz. Çok rahat para kazanabilirsiniz. Gumroad'da viral de olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu artık çok rahat bir para kazanma yöntemi yani Gumroad. Amazon Kindle Publishing. Bu yine dünyada kitabınızı kendiniz basmak istiyorsanız şu anda dünyada en iyi, en kazançlı yöntem diyebilirim. %80 kitap piyasası Amazon'un elinde şu anda, Kindle'ın elinde. Ve burada çok iyi bir kitap, çok güzel bir değer üretirseniz, kendiniz güzelce tasarlarsanız bunu yapay zeka ile çok güzel içerikler üretirseniz, kendi başınıza onlarca kitap basabilirsiniz. Çok rahat, basımı kolay. Ve bakın burada 1 milyon dolardan fazla kazanan bir sürü milyoner olmuş yazar var arkadaşlar. Ve bunu ChatGPT ile işte yapay zeka araçlarıyla yapan onlarca insan var. Ve bu şekilde Amazon Kindle'dan zengin olan inanılmaz insan var. Bunun sesli kitap uygulamalarını falan yapanlar arkadaşlarım da var. İnanılmaz karlı bir sektör arkadaşlar. Yine yapay zeka ile önünüz inanılmaz açılabilir yani. Bu kendi kitaplarınızı çıkarmak istiyorsanız alın size fırsat yani. Amazon 14 ülkede birden satabiliyorsunuz bu kitapları. Basılabiliyor istediğiniz gibi. Ben şu kitabı Amazon Kindle'dan bastım ve sonra dünyanın 14 ülkesinde basılabiliyor bu. Japonya'da da satılıyor, Avrupa'da da satılıyor. Yani inanılmaz güzel bir şey. Bu benim için mesela gece gündüz çalışan bir kitabım var mesela yani ve senin için değer üretiyor yani.
gece gündüz. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu yani inanılmaz bir fırsat bence çağımızda. Herkes Amazon'dan kitabını basabilir artık yani çok rahat. Teachable, bunu ben yeterince incelemedim ama görüyorum ki inanılmaz bir platform arkadaşlar. 100 bin tane öğretmen var burada ve milyonlarca kullanıcı var. Ve buradaki en iyi öğretmenler 10 milyon dolardan fazla kazanmışlar bu platformda. İnanılmaz para basan bir platform. Burada çok böyle küçük bir vereceğiniz çok güzel bir ders var diyelim. Dünyada en iyi verebileceğiniz ders hangisi sizin? Bu dersi en iyi ben veririm diyeceksiniz. Birkaç saatlik bir ders koyacaksınız videolarla, egzersizlerle. Bunu yapay zeka ile beraber de üretebilirsiniz. Yine buradan inanılmaz para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim de hatta bunu yapmayı düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Bir başka bunun versiyonu Skillshare. Bunu, buranın acayip fazla kullanıcısı var arkadaşlar. 12 milyon para ödeyen üye var Skillshare'e. Ve burada onlarca yüzlerce harika dersler var. Çok güzel tasarlanmış, harika videolu dersler bunlar. İnanılmaz dikkati çok güzel eğlendiren, dikkati toparlayan dersler. Buradaki iyi öğretmenler yılda 100 bin dolar kazanabiliyor. Hatta Ali Abdal mesela yarım milyon dolar kazanıyor her sene burada. Yani inanılmaz güzel dersleri var çünkü. O dersler çok akıcı olduğu için ve çok sayıda insanı izlettiği için kendini inanılmaz bir gelir kapısına dönüşmüş durumda pek çok insan için. Bakarsanız çok güzel dersler var. Ben buraya hatta bir iki sene falan üye oldum. İnanılmaz güzel şeyler öğrendim. Burada ben gelecekte belki kendi dersimi de açmak istiyorum yani. Patreon arkadaşlar 6 milyon burada şey var. Size destek olan insan var. 6 milyon insan. Her biri aylık ortalama 7 dolar ödüyormuş şey yaratıcılara. Siz mesleğiniz ne olursa olsun tasarımcısınız, yazarsınız, gazetecisiniz. Burada artık maaşınızı Patreon'dan çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizi destekleyen kitleniz size burada katkıda bulunabiliyorlar. Bunun güzelliği Patreon'un düzenli her ay otomatik size gelir kaynağı olması. Yani size her ay otomatik mesela 300 kişi olsa bu şekilde ya da 1000 kişi olsa her biri aylık ortalama 5 dolar verse size 5000 dolar geliyor hesabınıza. Yani bu inanılmaz bir şey model artık. Pek çok gazeteci, tasarımcı, yazar filan buraya artık üye olmuş durumda ve buradan paralarını kazanıyorlar arkadaşlar. Etsy, eğer böyle kreatif ürünleriniz varsa, kendi tasarımlarınız varsa, kreatif ürün yapmayı seviyorsanız, yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir platform burası. Bu her yerde bulunmayacak sanat değeri yüksek yaratıcı projelerinizi ürünlere dönüştürebilirseniz eğer, Etsy inanılmaz bir platform. 100 milyon kullanıcı var neredeyse. Böyle el yapımı, işte el çantası, el yapımı tasarım, giysi, vintage giysi falan bunların en güzel satılan, küreselde en iyi satılan platform burası ve çok da pahalıya satılıyor arkadaşlar. Yani çok rahat böyle 30 dolara, 40 dolara, 50 dolara falan kapış kapış gidebiliyor bazen ürünler. 10 dolara, 5 dolara falan da satabilirsiniz. O zaman şeyiniz de alıcınız da daha çok alabilir. Yani Etsy'yi çok iyi kullanan birisi tek başına tek kişilik bir iş kurabilir. %81'i Etsy'den satıcıların tek kişilik işletmeler. Yani tek kişilik şirketimi kurmak istiyorum, kreatif ürünler satmak istiyorum diyorsanız özellikle böyle el yapımı, artisan, kreatif işlerde dünyada bir numara arkadaşlar. Kickstarter, crowdfunding modelini benimsiyorsanız bu inanılmaz bir model. Mesela yeni bir icat çıkaracaksın. Drone yapmak istiyorum ya da yeni bir keşif yapmak istiyorum. Ya da bir comic book, yeni bir işte albüm yapmak istiyorum, müzik çıkarmak istiyorum. Neyse param yok ama bana para lazım. Bu parayı kazanmak için orada bir video yapıyorsunuz. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Bana destek olur musunuz? Karikatür kitabı çıkarmak istiyorum. Neyse işte. Bir video koyuyorsunuz. Şöyle bir şey yap. Demolarınızı paylaşıyorsunuz. Bu kitap çıktığı zaman ya da bu ürün çıktığı zaman ilk sizinle paylaşacağım. Siz de bana destek olun diyorsunuz. Bir sürü insan da size destek oluyor. Eğer hedefinize ulaşırsanız koyduğunuz hedefe bütün o para size geliyor ve siz onu işinizi büyütmek için kullanabiliyorsunuz. Substack. Dünyada bülten, newsletter oluşturmak için şu anda inanılmaz büyüyen bir platform ve burada çok fazla sayıda kişi artık yazar para kazanıyor. Hatta buradaki en iyi yazarlar yıllık 1 milyon dolar kazanıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz karlı bir sektör bu.
insanlara e-mail atıyorsunuz. Haftalık e-mailler, newsletterler atıyorsunuz. Değer üreten, hakikaten çok kreatif, güzel şeyler paylaşmanız bekleniyor. Düzenli olarak bunu yapıyorsunuz. Haftada bir ya da iki kere. Ve bunu diyorsunuz ki bana abone olun. Aylık $5 atıyorum. Yıllık da $50. Yıllık abone olurlarsa size $50 daha indirimli oluyor. Ve bunun gibi mesela yüzlerce üyeye ulaşabilirsiniz. Onlar size üye oldukça, üyeliklerini devam ettirdikçe, siz de değer ürettikçe inanılmaz çok sayıda para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi burası, yani yazarlar için özellikle, dünyada en çok kazandıran platform şu anda. $1 milyon kazanan yazarlar var yani bu şekilde. Shopify, bu geleceğin herhalde en önemli platformlarından bir tanesi. Kendi mağazanızı, sanal mağazanızı açabiliyorsunuz. Şu anda 2 milyona yakın işletme var bakın. 175 ülkede faaliyet gösteriyor. Bütün e-commerce artık buradan dönüyor. Ve burada siz eğer güzel ürünleri kendi tasarladığınız mağazanızda güzelce paylaşırsanız inanılmaz para kazanabiliyorsunuz. Ve bu şekilde milyoner olan pek çok insan var. YouTube'da bir bakın, Shopify'dan nasıl zengin olunur, inanılmaz videolar göreceksiniz. Yani Türklerden de bu işi yapıp da milyoner olan bir sürü insan var. Ve Shopify'da 319 milyar dolar kazanmışlar. Sadece bir senede, 2021 yılında bakın. Şu anda bu çok daha büyüdü yani. Shopify'in hisse senedi de fırladı gitti yani. Dolayısıyla çok büyük bir fırsat kapısı arkadaşlar. E-commerce, dropshipping falan, bu internetten mal satışı, bu konulara meraklıysanız Shopify dünyada en iyi platform diyebilirim. Çok fazla para kazanabilirsiniz burada da. Sadece böyle doğru adımları doğru stratejik şekilde yapmanız gerekiyor. Twitch bir başka inanılmaz hızlı büyümüş olan platform. 140 milyon kullanıcı var ve bu Twitch'te aktif olan çok fazla da şey var, Türk var. Özellikle bilgisayar oyunlarını seviyorsanız bilgisayar oyunu oynayarak para kazanabiliyorsunuz artık. Canlı olarak bunları yayınlayabiliyorsunuz. Sadece bilgisayar oyunu değil, aynı anda mesela şey de olabilir, sanat, canlı sanat yapanlar, canlı sanat icra edenler, müzik yapanlar falan da var burada. Sanatçıysanız ya da bilgisayar oyunları oynamayı seviyorsanız ekranınızı buradan paylaşarak haftada canlı yayınlar yapabilirsiniz bu şekilde. Pcoin var ya mesela, Pcoin gibi fenomenler bizim ülkede bunu çok iyi kullanıyor. Aynı anda mesela hem Twitch'e hem YouTube'a canlı yayın da yapabilirsiniz. Dolayısıyla birkaç platform bir arada da kullanabilirsiniz. Bu dediğim gibi yine inanılmaz para kazandıran bir platform. Canlı yayınlar için çok ideal. Özellikle oyun oynamak istiyorsanız çok güzel bir platform. Ninja mesela, buranın lideri Ninja arkadaşlar, milyoner oldu. Dünyada oyun oynayarak dünyada en meşhur Time'ın kapağına girdi çocuk yani. Twitch'te inanılmaz milyonlarca dolar kazandı çocuk yani. Dolayısıyla bakın bambaşka meslek dalları çıkıyor ortaya arkadaşlar. Yani bunların hiçbiri anneniz babanız zamanında yoktu. Hepsi yeni çıkmış platformlar. Bu inanılmaz bir bolluk bereket dönemine girdik demek yani. İnanılmaz bir harikalar Rönesans çağına girdik ya arkadaşlar. Yani bu platformları çok iyi kavramamız lazım dolayısıyla. Ve sizin de bu platformlarda kendi değerinizi üretmeniz lazım artık yani. Bak bas bas bunu söylüyorum. Yapay zeka ile bunu yapmanız artık çok kolay. Udemy, 57 milyon öğrenci var. Yüz binlerce kurs var burada. Yine kurucusu Türk biliyorsunuz. Onun röportajlarını da izleyebilirsiniz. İnanılmaz bir deha kendisi. Silikon Vadisi'ndeki en meşhur Türklerden biri. Ve bu bizim milli gururumuz aslında yani. Dünyada en fazla hızlı büyüyen ders sitelerinden bir tanesi. İstediğiniz dersi burada alabiliyorsunuz. Buradaki en iyi öğretmenler $17 milyon kazanabiliyorlar arkadaşlar bu platformda. İnanılmaz bir platform yani. Bu da zengin olmanın bir başka yolu, ders vermek bu şekilde. Fiverr arkadaşlar, freelancing yapmak istiyorsanız, freelance'de ben de varım diyorsanız, yapay zeka araçlarını kullanarak artık her işi çok kolay halledebiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla ben yazarım, çizerim, neyse beceriniz yani. Ben tasarlarım, ben yazılım yaparım, neyse, bütün bu işleri burada profilinize koyarak, iş kaparak Fiverr'da yükselebilirsiniz. Buradaki çok işlerinde iyi olan insanlar çok rahat $100 bin kazanabiliyorlar yılda. Daha fazla kazanan da var. Önemli olan kişisel markanızı uzaya çıkarmak, çok iyi bir, çok iyi reytingler getirmek. Yaptığınız işlerden herkes memnunsa, size iyi bir değerlendirme yapıyorlarsa buradan da inanılmaz para kazanabiliyorsunuz. Redbubble, bu da arkadaşlar, tasarım yapabiliyorsanız güzel tasarımlarınız, mesela bunları tişörtlere, bardaklara falan basmanın çok kolay bir yolu. Buradan
çok iyi tasarımlarınız varsa yılda 100 bin dolar kazanan sanatçılar falan da var. Yine bu da bir başka şey. Bir de burada ben Uber'i falan söylemedim arkadaşlar. Uber var, Airbnb var. Oradan da yüzlerce, binlerce dolar artık kazanabilirsiniz. Onları dersime taşımadım ama onları da koymak gerekiyor. Dolayısıyla kendinize şunu sorun. Ben hangi platformda olmak istiyorum? Hatta şu kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Daha çok mesela video mu yapıyorsunuz yoksa yazı mı? Ona göre platformunuzu seçebilirsiniz. Nasıl hani bu sorulara cevap verebilirsiniz? A mı, B mi, C mi, D mi? Bunların cevaplarınıza göre en çok A ise mesela, B ise, C ise, D ise ona göre platformunuzu seçebilirsiniz. Ben bunu da çıkardım size. Bu verdiğiniz yanıtlara göre de platformunuzu belirleyebilirsiniz. Şöyle ki, eğer daha çok A şıkkını seçtiyseniz, burada mesela video, comments, daily ads, bunları seçtiyseniz YouTube, TikTok, Twitch size göre. Daha çok B'yi seçtiyseniz, yazı bazlı gidiyorsanız Medium, Substack, Amazon, Kindle size göre. Daha çok görsel görüntüler seçtiyseniz o zaman Instagram, Etsy, Redbubble, tasarım, bunlar tasarımda çok iyisiniz. C'ler. Daha çok böyle ders vermek istiyorsanız Skillshare, Udemy, Teachable. Abonelik sistem istiyorsanız Patreon. Teknolojiyi çok sevmiyorsanız ya da hakim değilseniz Etsy, Medium, Substack çok iyi. Teknolojide daha yatkınsanız Shopify, YouTube ve Twitch. Ben teknolojiye yatkın değilim ama YouTube benim için de çok iyi. Dolayısıyla yani illa yüksek teknoloji yetkinliğinizin olması da gerekmiyor arkadaşlar. Çok az zamanım var diyorsanız TikTok, Gumroad, Redbubble. Zaten bir benim şeyim, kitlem var diyorsanız Shopify, Patreon. Daha böyle küçük bit size şeyler yapayım, saniyelik şeyler yapayım diyorsanız Instagram, Reels, TikTok, Twitter. Daha uzun videolar yapayım diyorsanız YouTube, Skillshare, Amazon, Kindle uzun içerikler için ideal. Dolayısıyla buna göre arkadaşlar artık platformlarınızı seçebilirsiniz. Bu platformlara bir bakın. Bakın sizinle inanılmaz çok para kazandıran ne kadar platform varsa hepsini paylaşmış oldum. YouTube, Medium, TikTok, Gumroad, Amazon Kindle, Teachable, Skillshare, Patreon, Etsy, Kickstarter, Substack, Shopify, Twitch, Udemy, Fiverr, Redbubble. Bakın bunlar sizin artık zengin olmanız için en iyi platformlar. Ve inanılmaz derecede çok şey kazanabilirsiniz. Milyoner olabilirsiniz. Önünüze 3 senelik, 5 senelik böyle bir girişimci yolu çıkarın. Tek başınıza yapay zeka araçlarını kullanarak arkadaşlar artık milyoner olabilirsiniz. Bol şanslar.